Efendim bir Malatya'ya gidiyoruz. Ebru Balıkçı karşımızda. Eski köy bölgesinde kendisi, fay hattının da geçtiği bir yerde derin bir yarıktan da bahsediliyor. Şimdi canlı canlı ekranlarınıza getirecek Ebru. Burası depremin en çok vurduğu ilçelerden biri. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ve biz de eski köydeyiz. Buradan da bir fay hattı geçiyordu. Depremde fay hattı kırıldı ve görmüş olduğunuz kilometrelerce süren bu kırık oluştu. Fay hattı kırıldı bu noktada. Yaklaşık 2 metrelik bir çökme oluştu. Sol taraftan daha da net anlaşılıyor o çökme. Bir yandan da buradan şöyle ilerleyip göstereceğim. Burada aslında bir bina yıkıntısı sebebiyle can kaybı yaşanmadı. Fakat bir vatandaşımız kalp krizi geçirerek buradaki gürültü sebebiyle hayatını kaybetti. Dediğimiz gibi yaklaşık 2 metre. Benim boyum 1.68 ve şöyle bu taraftan yukarıya doğru çıktığımızda 2 metrelik bir çökme durumu söz konusu oldu. Büyük bir gürültüyle burası çöktü ve köyü de ikiye böldü diyebiliriz. Bu alan uzun bir alan ve yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda bir yarıktan bahsediyoruz. Köyü ikiye böldü. Dediğimiz gibi fay hattındaki bu kırılma, iki deprem gerçekleşmişti ve o iki depremin ardından da çok sayıda yerde olduğu gibi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de yoğun bir şekilde depremin etkileri kendisini gösterdi. Tam da bu köyden, bu noktadan bir fay hattı geçiyordu ve o fay hattı da kırıldı. Yaklaşık 16 kilometre boyunca uzayan bir fay kırığından bahsediyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım da sizlere gösteriyor. Yetkin Torlak o kırığı zaman zaman 3 metreye kadar da ulaşıyor. O fay hattındaki kırık ve çökme durumu. Burada dediğimiz gibi can kaybı deprem sebebiyle yaşanmadı fakat yıkıntı sebebiyle yaşanmadı fakat kalp krizi sebebiyle burada bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu arada burası Malatya merkeze 50 kilometre uzaklıkta bir köy ve yolları da kapalıydı diyebiliriz. Çok zorlandık bu noktaya da çıkarken çünkü kırıklar her yerde var. Buraya ulaşım noktasında ulaşım sağlayan yolda da zaman zaman kırıklar vardı. Orada da çok derin kırıklar vardı. Çıkamayacağı şekilde kırıklar vardı. Biz de o nedenle buraya gelirken uzunca bir süre çabaladık buraya ulaşabilmek adına. O nedenle o yolların açılması ve bir an önce tamir edilmesi de çok önemli diyelim. Ve sözü Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki eski köyden yeniden size bırakalım. Müzik.